Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz güzeller güzeli takımın beresini başlayacağız. Daha sonrasında da ceketini, atkısını ve tokasını yapacağız. Beremiz bakın boyundan bağlamalı. Çocuklarımız ya da bebeklerimiz genelde bu bereleri kafasından atıyor. Biz de o yüzden boyundan bağlamalı yaptık. Bakın. Ne kadar güzel. Hem boynumuzu koruyor, hem kafamızı sımsıkı tutuyor, hem de düşmelere, çekmelere karşı güvenli. Rengimiz çok güzel. İpimiz Alize Cotton Baby. Işıl ışıl. Pembe rengimiz çok güzel. Şimdi de mavi rengiyle erkek çocuğu çalışması yapacağız. 1 yaş çalışması yapacağız. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi kullandığımız malzemeleri söylüyorum. Kullandığımız ipin markası Alize Baby Best. Bir önceki gösterdiğim kombinde kullandığım renk pembesi buydu. Şu anda aynı ipin mavi tonunu kullanıyoruz. Bebe mavisi. Bu rengi çok beğeniyorum. Erkekte de kızda da çok güzel olacak. Zaten bu bere unisex, bu ceket de unisex. Pembe olursa tabi kızlara, mavi olursa erkeklere çok yakışır. Sarı olursa tüm çocuklara yakışır. Şimdi şişimiz 4 numara. 4 numarayla başlıyorum. Pomponları için 3,5 numara tığdan yardım alıyorum. Şimdi şişime 80 ilmek attım. Bu 1 yaşla 3 yaş arası kullanılabilecek bere ölçüsüdür. Zaten benim bu yaptığım bere 1 yaş değil, en az 3-5 yaş arası. Bu çok büyük bir bere. Bunun için de videonun sonunda da söyleyeceğim kaç ip gittiğini ya da ne kadar ip gittiğini. Bir yumak gitmiyor zaten bir bere için. Şimdi başlayalım hazırsanız. 80 ilmek attım. Bu 80 ilmeği 7 sıra, 1 ters, 1 düz öreceğiz. Bakın. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Ters. Bakın oluşmaya başladı lastiğimiz. 7 sıra ördükten sonra tekrar başlayacağız. Evet arkadaşlar, 7 sıra lastiğimizi tamamladık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi lastiğimizi bitiriyoruz. Şu anda 1 sıra ters örüyoruz. İlk başını boşalıyoruz. Tamamını ters örüyoruz. Evet. Ortadan batıp çekiyoruz. Evet. Ters sıramızı bitirdik. Şimdi arkada düz sıramıza geçiyoruz. 1 sıra düz örüyoruz. Başını boşalıyoruz. Düz örmeye devam ediyoruz. Böylece bir sıra ters, bir sıra düz şeklinde
5 sırayı tamamlayıp geliyoruz. Bakın. Evet arkadaşlar, 5 sırada düzümüzü ördük, 7 sıra lastiğimiz, 5 sırada düzümüz, yani 1 sıra düz, 1 sırada ters. Biz düz yüzümüze modelimizi yapacağız. Modelimize başlayalım. Evet. 11 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet. 11 ilmek ördükten sonra 12. ilmekte modelimizi, pomponumuzu kırıyoruz. Bakın. 12. ilmek şişimizde tığ yardımıyla tığ içine sokup ilmeğimizi alıyoruz örerek. Şimdi bunun üzerine de 3 sıra 3 tane zincir çekiyoruz. 1 zincir, 2 zincir, 3 zincir. 3 zincir çektik. 1 doladık. Bu zincirin dibine batıyoruz. Evet. Aldık. Bakın şişimizde 3 tane ilmeğimiz var. İlk önce 1 aldık. Sonra 2 aldık. Bakın şişimizde 2 ilmeğimiz kaldı. Bu ilmekler tığımızda kalacak. Sonra tekrar doladık. Tekrar aynı yere battık. Evet. 1 aldık. 2 ilmek aldık. Tığımıza 3 ilmek bıraktık. Tekrar yapıyoruz. 1 doladık. Battık. 1 ilmek. 2 ilmek. Bakın 4 ilmeğimiz var. 1 doladık. Aldık. 1 ilmek çıktık. 2 ilmek çıktık. Bakın tığımızda 5 ilmeğimiz var. 5 ilmek olana kadar aynı işlemi yapıyoruz. Daha sonrasında tek seferde çekip bir zincir atıp topluyoruz. Bakın. Sonra da geri tığımızdan şişimize takıyoruz. Evet, pomponumuz oluştu bakın. Bir pomponumuz oluştu. Şimdi ilk 11 ilmek ördük. Şimdi 10 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın. Pompondan önce 11 ilmek ördük. 12. ilmeğe modelimizi yaptık. Şimdi 10 ilmek ördük. 11. ilmeğe modelimizi yapıyoruz. Bakın tığımızı soktuk. Bir taneyle çektik. Evet, şimdi 3 zincir atıyoruz. 1 2 3 doladık. Zincirin dibine battık. Evet, bir tane çektim. 2 tane çektim. Bakın 2 ilmek bıraktık. Sonra bir daha doluyorum. Dibine tekrar batıyorum. Bir tane çekiyorum. 2 tane çekiyorum. Bakın 3 ilmek kaldı. Tekrar dibine batıyorum. 1 çekiyorum. 2 ilmek birden çekiyorum. Tığımda
4 ilmek var. Tekrar aynı işlemi son kez yapıyorum. 1 ilmek, 2 ilmek. Evet. Tığımda 5 ilmek olana kadar bu işlemi yapıyorum. 5 ilmek olduktan sonra tek seferde hepsini toplayıp üzerine bir zincir çekip geri şişimize takıyoruz. Bu sefer tekrar 11 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. ilmekten sonra tekrar pomponumuzu yapıyoruz. Evet, tığımızı taktık. 1 iple beraber zincir atarak çektik. Onun üstüne de 1, 2, 3 zincir atıyoruz. Başını dolayıp zincirin dibine batarak bir tane çektik. Evet, 1 ilmek, 2 ilmek, tığımda 2 ilmek var. Tekrar doluyoruz. Yine aynı şekilde 1 ilmek alıyoruz, 2 ilmek alıyoruz. Bakın tığımızda 3 ilmek var. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 1 ilmek alıyoruz, 2 ilmek alıyoruz. Tığımızda 4 ilmeğimiz oldu. Tekrar aynı işlemi son kez yapıyoruz. 1 ilmek alıyoruz, 2 ilmek alıyoruz. Sonrasında tamamını 5 ilmeğe birden çekiyoruz. Kapatıp bir zincir çekip bakın tek seferde yerleştiriyoruz. Bu sefer 10 ilmek atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 10 ilmekten sonra tekrar pomponumuzu yapıyoruz. Çektik. 1 zincir, 2 zincir, 3 zincir. Başını doluyoruz. Dibine batarak bir kere, iki kere çektik. Bakın tığda iki tane ilmeğimiz oldu. Tekrar başını doladık. Battık, çıktık. Yine bir zincir, iki zincir yapıyoruz. Hepsini tabii toplamıyoruz. 3 oldu. 1, 2, 3. Tekrar doladık. Tekrar çektik. Son kez. Evet. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek oldu. Bu sefer bir kere de toplayıp üzerine bir zincir çekip şişimize takıyoruz. Evet. Bu sefer 11 yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben yine de diğerini sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, burası da 11'di. 11'den sonra tekrar pomponumuzu koyacağız. Yine aynı şekilde dolayarak çektik. 1, 2, 3, bir battık, iki seferde çıkıyoruz, tekrar aldık, iki seferde çıkıyoruz. Tığımızı 5 tane ilmek olana kadar örüyoruz. Sonunda 5 ilmek olduktan sonra tek seferde toplayıp bir zincir çekip
Geri şişimize takıyoruz. Evet, şimdi sıra 10'da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Tekrar aynı işlemi son kez yapıyoruz. Pomponumuzu yerleştiriyoruz. Böylece bir sıramız bitiyor. 2, 3. Bir, iki. Şişlerle tabii zor oluyor. Şişler takır tukur ediyor. Evet, 5 ilmek oldu. Bir kere de topladık. Geri şişimize taktık. 11 ilmeğe de örüp bitiriyoruz. Şimdi ne yaptık? Pomponumuzu yaptık. İlk önce 11 ilmek 12.ye modelimizi koyduk. 10 ilmek modelimizi koyduk. 11 pompon, 10 pompon, 11 pompon, 10 pompon, 11. Sırayla 11, 10, 11, 10, 11, 10, 11. Evet, şimdi pompon sıramız bitti. 7 sıra. Yine aynı şekilde ters düz yapıyoruz. Bir sıra ters başlıyoruz. Her 7 sırada bir pompon modelimizi yapacağız. Ben 7 sırayı örüp bir sıra ters, bir sıra düz şekilde 7 sıra örüp tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar, birinci pompon sıramızı bitirdikten sonra bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra düz örgü örüyoruz. Pompondan sonra 7 sıra düz örgü örüyoruz. Daha sonra ikinci pompon sıramıza geliyoruz. İkinci pompon sıramızda da size şimdi bir kağıda döktüm nasıl yapıldığına dair. Bakınız, şöyle göstereyim. 1 yaş 80 ilmekle başlıyor. İlk 7 sıra lastik, daha sonra 5 sıra düz örgü. İlk pompon sırasını yaptım. Daha sonra ikinci pompon sıramızda ilk 5 örgüyü örüyoruz. 5 ilmek, sonra 1 pompon. 11 ilmek örüyoruz, 1 pompon. 10 ilmek örüyoruz, 1 pompon. Şöyle ekranı tam göstereyim size. Bunun ekran görüntüsünü isterseniz alabilirsiniz. Şimdi başlayalım pomponumuza. Ne demiştik? İlk 5 ilmek örüyoruz. İlk boş. 2 3 4 5. 5 ilmek attık. 6. ilmekte evet, ipimizi batırdık ve ipimizi çıkartıyoruz. Daha sonra üstüne 3 zincir örüyoruz. İpimizi doluyoruz ve bakın şunun dibine batıyoruz. Battıktan sonra ilk 1 ilmekle çıkıyoruz. Sonra 2 ilmekle çıkıp tığımızda 2 ilmek bırakıyoruz. Tekrar doluyoruz. Tekrar batıyoruz aynı yere. Hep aynı yere batacağız zaten. 1 ilmek, 2 ilmek, tığda 3 ilmek oldu. Tekrar doluyoruz. 1 ilmek, 2 ilmek, tığda 4 ilmek oldu. Tekrar yapıyoruz. 1 ilmek, 2 ilmek. Evet, tığda 5 ilmeğimiz oldu ve çıkartıyoruz.
bir zincir çekip tekrar şişimize takıyoruz. Bakın gördünüz mü? İkinci sıra pomponumuz da bu şekilde oluştu. Şimdi tekrar ne demiştik? 5 sıra ördük, 1 pompon yaptık. Şimdi 11 ilmek örüp 1 pompon daha yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 ilmeğimizi 2 4 6 8 10 11 ördükten sonra 12. ilmeğe yine modelimizi yerleştiriyoruz. 1 2 3 zincir. Evet. Eğer kafanız bu pomponda karışırsa yorumlara yazın. Detaylı şekilde tekrardan isterseniz çekebilirim bu pompon yapımını. Detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum ama yine de kafanız karışırsa yazın. Daha yakından, daha detaylı, daha yavaş çekerim sizin için. Evet şimdi arkadaşlar 5 tane ilmeğimiz tığımızda, bir kere de çektik hepsini birden ve üstüne bir zincir atıp evet şişimize geri taktık. İkinci pomponumuz da hazır. Dediğim gibi bu sırayı da bu şekilde bitirip geri dönüyoruz. 5 ördük 1 pompon, 11 ördük 1 pompon, 10 ördük 1 pompon, 11 ördük 1 pompon, 10 ördük 1 pompon, sırayla 10, 11, 10, 11 şeklinde gidiyorsunuz. Sırayı bozmayın. Sadece ikinci sırada ilkinde 5 örüyorsunuz ve sonunda da 5 örüyorsunuz. Ama ilk pompon sırasında ilkinde 11, sonunda da 11. 11 ile başlayıp 11 ile bitiyorsunuz. İkinci pompon sırasında da 5 ile başlıyorsunuz. Yine tekrar 11'e dönüyorsunuz. 11 yapıp sonunda da 5 ile bitiriyorsunuz. Pomponumuzu bitirelim. Bu pompon sıramız, bakın göstereyim size, ikinci pompon sıramızı yapacağız, üçüncü pompon sıramızı da yapacağız. Üçüncü pompon sırasında ne oluyor? Şimdi ilk pompon sıramızı yaptık, ikinci pompon sıramızı da yapıyoruz, üçüncü pompon sıramızda da yine aynı ilk pompon sırasını yapıyoruz, dördüncü pompon sıramızda da ikinci pompon sıramızı yapacağız. Bilginiz olsun. Ben 4 pompon sırasını tamamladıktan sonra tekrar döneceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi 4 sıra tomurcuğumuzu bitirdik. Bakın 1 2 3 4 4 sıra tomurcuğu bitirdikten sonra popcornumuzu üzerine 1 2 3 4 5 5 sıra düz örgü ördüm. Daha sonrasında 6. sırada artık arka tarafını aynı patik ucu gibi örüyorsunuz. Sağdan soldan kese kese bunu 3'e ayıracağız. Sağ taraf 28, sol taraf 28, orta tarafta 24 olacak şekilde 28'lerden kese kese aşağı doğru ineceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. Yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz. Evet bu 28. 28 tane, bakın şöyle duracak beremiz. 28 tane yan taraf. Kafamızın üstü 24. Yine yan tarafta 28 olacak şekilde. 24 tane örüyoruz. Daha doğrusu 23 tane örüyoruz. 24. de nasıl kesileceğini göstereceğim. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yirmi iki, yirmi üç. Yukarıdaki 24 taneyi kesiyorduk. 23 tanesini ördük. 24. de bir buradan, bir buradan ikisini birleştirerek, yani keserek yapacağız. Burayı da sayalım bir önce. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Evet, 27. Bu 28. Bu da 24. olması gerekiyordu. Burası 24, burası da 28 olan ilmeği beraber alıp kestik. Buradan sonrasını örmeyeceğiz. Artık kafa şeklini oluşturmaya başlayacağız. Hemen size ben bereyi de göstereyim. Nasıl olduğunu anlatayım. Bakın, bunu düz ördük. Bu yaşı büyük olduğu için bunu 5 tane yaptım. Popcorn'u. Görüyor musunuz? Şurada kesmeye başladık. Şurada 24 ile 28. ilmeği birleştirerek kestik. Burası hep 24 kalıyor. Bu 28'i tek tek kese kese aşağı iniyoruz. Tabi burada 2 2 kesmeye de devam edeceğiz. Aşağı indiğimizde onları da sayacağım, göstereceğim. Evet, şimdi 24 ile yan taraftaki 28'i alıp kestik. İlk ilmeği döndüğümüzde tersine, burayı artık örmüyoruz, devam etmiyoruz. Tersinden kese kese devam etmemiz lazım. Bunu boş aldık. Sonra devam ediyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Evet, şimdi 24 ile bu yan taraftaki 28'i keseceğiz. Yalnız şöyle bir şey yapacağım. Size bir püf noktası göstereceğim. Şunu örmeden alın. Şunu ters çevirin. Ters çevirerek, bakın, gördünüz mü? İlmek normalde böyleydi. Bunu çıkartıp düz şekilde görünecek gibi ters çevirip bu ilmeği geri takıyorsunuz. Bunu da ters şekilde, yine aynı örüyor gibi örüyorsunuz ki öne döndüğünüzde daha güzel şekil alsın diye. Gördünüz mü? Buradaki kesim çok güzel duruyor, bakın. İkisinin de aynı durmasını istiyorsanız bu şekilde, dediğim gibi yaparsanız çok da şık duruyor. Çocuklarımızın başlarında da güzel duruyor. Şimdi bunu zaten örmeden aldık. Bir. Gördünüz mü? 24 hep aynı ama bu taraflardan, sağdan ve soldan alarak, onları eksilterek kese kese gidiyoruz. Şimdi tabii 7 sıramızı ördükten sonra bir popcorn sırasına geldik. İsterseniz siz arkada popcorn kullanmayabilirsiniz. Ama ben çok şık buluyorum arkada da popcornlu olmasını, tam böyle tamamı popcornlu olsun istediğim için hepsini birden yaptım. Ama isterseniz siz arka tarafta popcorn uygulamayabilirsiniz. Yani dümdüz işleyebilirsiniz. Şimdi bakalım. Bir... 2, 3, 4, 5, 6, 7. de yapacağım çünkü alttan baktım kaçıncı ilmeğe geliyor diye. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'yı ördükten sonra 7. ilmekte popcorn yapıyoruz. Yine aynı şekilde 1,
2, 3 zincir çektim. Evet, 5 tane oldu. Topluyorum. Bir zincir çekip geri buraya takıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. 10 tane ördüm. 11. de bir tane daha model yerleştiriyorum. 3 zincir. Başını dola. 1 kere de çek, 2 kere de çek. 2 ilmek. Aynı şekilde 4 kere aynı işlemi yapıyoruz. Tığımızda 5 tane olana kadar. Evet, 5 tane oldu. Tek seferde çekip bir zincir atıp tekrar yerleştiriyoruz. Bakalım. 1 2 3 4 5 2 tane popcorn yapılıyor. Arkaya bakın. İlkinde 2 tane yaptık. Artık bitti. Kesim noktasına geldik. Zaten baktığınızda bakın, kestiğiniz yer çok açık bir şekilde belli oluyor. Kendini belli ediyor. Evet, bu 24. ilmeğimizdi. Bu da yan taraftaki 27. ilmek. Çünkü bir öncekinde 28'de 24'ü beraber kesmiştik. Şimdi yine aynı şekilde 24 ile 27. yani yan taraftaki ilmeği beraber alıyoruz ve kesiyoruz. Bakın, burada artık 26 ilmek kaldı. Tekrar ters dönüyoruz. Bunu ters şekilde örüyoruz. Başını boşalıyoruz. Boşalmayı unutmayın. Kötü bir görüntü çıkmasın. 1, 2, 3. 24.'ye geldiğimizde tekrar diğer taraftan kesiyoruz. Artık saymanıza gerek kalmıyor. Artık kendini çok iyi bir şekilde belli ettiği için, arada bir boşluk olduğu için 24. ilmeğe geldiğinizi anlıyorsunuz. 24. ilmeğe geldiğinizde de yan taraftaki ilmekle beraber alıp kesiyorsunuz. Bu ters taraftaki ilmeği tekrar göstereyim ben size. Tam anlaşılsın. Evet, bakın. Bu 24. ilmek. Bunu örmeden şişimize taktık çünkü geri takacağız ona. Bakın, bu 26. ilmekti ya. Bunu alıp ters çevirdik. Gördünüz mü? Bunu da geri takıyoruz. İlmeğimizi öreceğiz çünkü örmemiştik. Nasıl ters örüyorsak ikisini aynı anda örüyoruz ve teke düşürüyoruz. Kesmiş oluyoruz. Evet, şimdi çeviriyoruz. Patiklerde de bu uygulanır. Patiklerde de aynı şekilde döne döne kesilir. Patik başı oluşur. Bakın. Görüyor musunuz şuradaki başı? Ayaklarda da, patiklerde de patik başı oluşturulur bu şekilde. Bu şekli verebilmek için. Şimdi bunu yine başını boşalıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki 7 sıra düz örgüden sonra tabii aynı şekilde kese kese geliyorsunuz. Bakın, unutmayın. Bir buradan, bir buradan kese kese diğer tomurcuğa gelene kadar örelim. Yani 7 sıra öreceksiniz. 7 sıra sağdan soldan keseceksiniz ama düz şekilde. Tersinde kesme olmuyor. Tersinde sadece diğer tarafta keseceksiniz. Düzünde sağdan, tersinde de soldan kesiyorsunuz. Unutmayın. Evet, şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 sıramızı ördük. 2 tane pomponumuzu yaptık. Daha sonra 7. sıra bittikten sonra tekrar öne geldiğimizde bir pompon daha yapacağız. Örelim. Başını boşalıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ilmek ördük. 13. ilmeğe bir pompon yapıyoruz. Evet, 5 tane ilmek olunca topluyoruz. Bir pomponumuzu yaptık. Şimdi bakalım. Ortada sadece bu sırada bir tane pompon yapıyoruz. 12 tane ördük. 13. de pompon yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. Bu 11.'yi yan tarafla beraber örüyoruz. Bakalım yan tarafta kaç tane kaldı? Bunu ördük. Yani yandan bir tane daha kesmiş olduk. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22 tane. 22 tane ilmek kaldı yan tarafta. Evet. Burası 22. 12 ilmek kalana kadar sağdan soldan keserek aşağıya doğru geleceğiz. Evet, 24'ü. Örelim. Bu birinci sıra. Pompondan sonra bu birinci sıra. Birinci sırada işte soldan örüyoruz. Düz yüzde de sağdan örüyoruz. Bu şekilde 7 sırada bir pompon koyuyoruz. Bakacağız aşağıda pompon yetecek mi? Evet. Tabii daha yeni başladığımız için bir iki daha pompon yaparız. Tekrar altta bir tane pompon yapar. Ondan sonra tamamen bunu 12'ye indirdiğimiz için artık 24'leri kesmeye başlayacağız. Çift çift alacağız. Bu 12'ye düşene kadar tekrar bir 7 sıra gidelim. 2 pompon yapalım. Tekrar 7 sıra gittiğimizde yanları sayarak takip edelim. 12'ye düşene kadar keserek, sağdan soldan keserek örmeye devam edeceğiz. Pomponları da her 7 sırada bir pompon yerleştirmeyi de unutmayalım. Ben şimdi tamamen aşağı 12 sıra kalana kadar, 12 ilmek kalana kadar örüp geleceğim. Daha sonra size kaçar ilmek yapmanız gerektiğini, kaç ilmekte bir pompon koymanız gerektiğini anlatırım size. Bakın, baş çevresi yavaşça oluştu. Görüyor musunuz? Çok da güzel duruyor. Evet arkadaşlar, şimdi iki pompon sırası yaptık. Üçüncü ve dördüncü pompon sırasını yaptım. Bu arada 12 ilmeğe kadar düşürdüm. Onların sırasını verin. Bu tek pomponu yaptıktan sonra 7 sıra daha ördük. 7 sıranın sonunda 6 ilmek ördüm. 1 pompon yaptım. 10 ilmek ördüm. 1 pompon yaptım. Ondan sonra yine bir 7 sıra ördüm. Tabii yine sağdan ve soldan kesmelere devam ediyoruz. Onun sonrasında da 12 ilmek ördüm. Sayayım bir tekrar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. 12 ilmek ördüm. 1 pompon yaptım. Sonra diğer tarafı tekrar ördüm. Soldan kestim.
Şimdi sağda ve solda 12 ilmek, ortada da 24 ilmek kaldı. Bunu örüyoruz. Sola geldiğimizde tekrar kesme yapacağız. Bu sefer ortayı 24 ilmeği azaltarak aşağı doğru ineceğiz. Birini boşaldık. İlk ilmeği boşalıyoruz. Evet. Düz şekilde örüyoruz. Evet. Bakın 24 ilmeğin 22'sini ördüm. 2 tane bıraktım. Ortada 2 tane, solda da 2 tane ilmeğimiz olacak. 4 ilmeği birden keseceğiz. Evet. Bakın. Sağdan ve soldan ikişer ilmek alarak 4 ilmek kesmiş olacağız aşağı doğru. Bakın zaten oluştu kafa şekli. 2 2 keserek aşağı doğru geleceğiz. Bu 24 ilmekte 12 ilmeğe düşecek. Yan taraflarda bitmiş olacak. Evet, devam ediyorum. Diğer tarafta da aynı şekilde keseceğiz. Evet. 2 ilmek kaldı. Her zamanki gibi bu soldaki ters ilmekleri düze çeviriyorum. 2 tane olduğu için 2 tane çevireceğim şimdi. Evet, bakın. Şimdi 4'ünü birden ters bir şekilde kesiyorum. Geri döndüm. Bunu aldım. Bakalım kaç sıra örmüşüz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi tekrar pompon sıramıza geldi. Tekrar 2 tane pompon koymamız lazım. Bunda da 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ördükten sonra 6. ilmekte bir pompon koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. 5. sıradan sonra bir pompon koyuyoruz. Pomponu dediğim gibi detaylı bir şekilde de ayrıca size çekeceğim, kafanıza karışmasın. Çok kolay. Çok kolay bir bere. Hiç korkmayın yapmakta. Yani eminim biz istersek, biz bayanlar istersek her şeyi başarabiliriz. Evet. Bir pomponu da ördüm. Bir. 2, 10 sıra, 10 ilmek öreceğiz tekrar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. sırada
Bakın ben yanılmamak için alttaki ilmeği de takip ediyorum. Görüyor musunuz? Şuradaki delikten anlarsınız. Üstüne doğru ilmeği takip ettiğinizde bakın. Şuradaki ilmeği takip ederseniz hangisi olduğunu da daha kolay görebilirsiniz. Bu ilmeğe de tekrar bir pompon yerleştirelim. Aldık. Dört oldu. Son bir kez daha. Beşinciyi de yaptık. İlmeğe taktık. Evet, sona doğru geliyoruz. Bir, iki, üç. Evet, üç ilmek ördük. Şimdi sonda iki ilmek kaldı. Sondaki, ortadaki iki ilmek ve sol taraftaki iki ilmeği beraber dördünü birden alarak kesiyorum. Kestim. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Devam ediyoruz örmeye. Tersinden arıyoruz şimdi de. Tekrar iki ilmek kaldı. Bu iki ilmeği örmüyoruz. Pardon. İki ilmek kaldı. Diğer iki ilmeği dediğim gibi ters çeviriyoruz. Çünkü ön tarafta güzel bir görüntü olsun istiyoruz. Evet, dört ilmeği birden ters bir şekilde kesiyoruz. Beremiz oldu zaten. Ben tamamen yanları bitirene kadar aşağı kadar hatta 7 sıra örüp bir pomponda devam edelim. Evet. Şimdi 7 sıra daha ördük. Sağdan soldan ikişer tane alıp dörder dörder keserek. Şimdi ortada 14 tane ilmeğimiz kaldı. 12'ye düşmedik. 14 oldu. 14'ten sonra bir pompon yapıyoruz. Örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördük. 8. ilmeğe pomponumuzu yapıyoruz. 1, evet, 5 ilmek oldu. Topluyoruz. Artık ön yüzden sonra birer birer kesmeye başlayacağız. 1, 2, 3, 4, evet, 5. Tekrar ortada 10 ilmek, sağda solda da 2 ilmek kalana kadar kestik. Dörder dörder kestik. Şimdi en baştaki yaptığımız gibi tek tek yani sağdan soldan birer tane alarak gideceğiz. Sağdan aldık, soldan aldık.
birer tane kestik. Tersini örüyoruz. Zaten artık bitiyor. Bitirip döneyim ben. Evet arkadaşlar, ben sağdan soldan keserek bitirdim. Ortada 16 ilmek vardı. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım. Bir tane pomponu yapmıştık zaten. Bir pomponu yaptıktan sonra sağda solda 2 tane, ortada 14 tane ilmek kalmıştı. Kesmeye devam ettim. Sağdan bir tane, soldan birer tane keserek tabi ortadan yine 2-2 kesmeye devam ettik. Daha sonra 2-4-6-8-10. Ortada 10 ilmek kaldı. Ortada 10 ilmek kalana kadar zaten örelim demiştim. Sağdan soldan birer birer kestik. Ortadan ikişer ikişer keserek 10 ilmeğe getirdik. Daha sonra ben bunu kestim, ipi. Kestikten sonra bakın şu boynu oluşturacağız. Bu boynu oluşturmamız için de ben 45 tane ilmek attım şişime. Bunu da 55 ilmek atmıştım. Çünkü bu 3-4-5 yaş için kullanılan bere. Bu büyük bir bere. 55 tane mesela, bakın bu uzunluk yeterli oluyor. Boyundan çevirip arkada bağlayabiliyorsunuz. Eğer isterseniz daha da uzatabilirsiniz. Daha uzatıp atkı boyutuna getirebilirsiniz. Yani daha uzun yaparsınız. Atkı gibi boynunu dolayabilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Biz bu şekilde çalışalım dedik. Şimdi 45 ilmeği şişime attım. Şişimi attıktan sonra buradan ilmek çıkartıp boynunda haroşa yapacağız. Boynumuzu haroşa yapacağız. 45 ilmeğimiz tamam. Daha sonra bu iple beraber devam ediyoruz. İlmeğimizi çıkartıyoruz. En başından batalım. En başındaki ilmeğe bir tane battıktan sonra zincir atıp ondan sonra şişimize geçirelim. Evet. Geçirdim. Bakın. Şu en baştaki ilmeğin başına batıyorsunuz. Aldık. Geçirdik. Bakın. Şuradaki ilmeğin başına batıp ilmek çıkartıyorsunuz. Tekrar yapıyorum. Bakın. Evet. İlmek çıkarıyoruz. Batıyoruz. Bu şekilde. Bakın. İlmeği başına batıyoruz. İp çıkartıyoruz. İlmek çıkartıyoruz altlardan. Delikleri görülüyor zaten. Bu şekilde. Şu şişte kalan 10 ilmeğimize kadar çıkartalım. Evet. 10 ilmeğe kadar yanlardan ilmek çıkardım. Zaten başta 45 ilmek baştan çekmiştim. İlmek attım. İlmeği boyunluk için yapmıştım. Atkının
ya da atkı için diyelim. Siz atkı yapmak isterseniz kalın yapabilirsiniz. Onun için attım. Ondan sonra o ipi birleştirerek buradan yanlardan ilmek çıkarttım. Şimdi bu 10 ilmeğin yanına geliyorum. Geldikten sonra bu o iple öreceğimiz ipi alttan bağlıyorum, düğüm atıyorum ki çözülmesin diye. Artık tamamını bunların haroşa yapacağız. Haroşayla devam edeceğiz. Evet, bunu örmeye devam ediyoruz. Kendi örgüsüyle beraber. Bakın, ördüm. Daha sonra da ben size şeyi de söyleyeyim. Şimdi bereyi önünüze, yani kafa kısmı size gelecek şekilde, altı karşıya gelecek şekilde koyduğunuzda sağ tarafınıza gelecek. Sağ tarafınızdan başlayacaksınız ilmek almaya. Unutmayın. Sağ taraftan başlayıp ilmek alacaksınız. Sola doğru gideceksiniz. Yani şöyle baktığınızda sağınızda olacak. Karşınıza aldığınızda bereyi sağ taraftan başlayıp ilmek atacaksınız. İlmek atıp sağdan başlayıp sola doğru gitmeniz gerekiyor. Şimdi ben bu 2 ilmeği 10 ilmeği ördüm. İkisini birleştirdim. Şimdi ikinci tarafa, yani sol taraftan ilmek çıkarmaya başlayacağım. Bakın, başlarından alıyorum. Başlarından birer tane alıyorum. Sonuna kadar yine devam edelim. Sonuna kadar üstlerden, bakın iki tane zaten başa benzeyen kısımlardan almanız gerekiyor. Görünüyor. Görüyor musunuz? En baştaki kısımdan böyle ipi çekerek çıkartıyorsunuz ve şişe takıyorsunuz. En başa kadar gelelim. Evet, ilmek çıkarttım. Son ucundan da bir tane ilmek çıkartmam gerekiyor. Onu da göstereyim dedim size. Ucundan ilmeği çıkarttım. Çıkarttığım ilmeğe zincir çekip sıkıştırıyorum. Zincir çekip sıkıştırdım ki şimdi burada artık buraya da 45 tane ilmek yapacağız. Bakın, parmağımız ipi doluyoruz. Bir tane ilmek attık. 2 oldu. 3 oldu. Doluyoruz. 4 oldu. 5 oldu. 6 7 Bakın. Böyle doluyorsunuz. İlmek atıyorsunuz. 45 tane ilmek atıp gelelim. Evet, 45 ilmeği de sol taraftan da attım. Şimdi artık istediğimiz boyuta kadar haroşa öreceğiz. Haroşayı siz nasıl örmek isterseniz örebilirsiniz. Tabii ilk başta bunu örmek biraz zor oluyor. İlk ilmekleri. İlkini çevirerek alalım. Evet. Daha sonrasında ördükçe kolaylaşacaktır sizin için de. İlk başı sadece zor. Sadece düz örüyoruz. Siz haroşayı tersten örüyorsanız ters de örebilirsiniz. Benim için düz daha kolay oluyor. Hep düz örüyorum. Hep düz olduğu için haroşenin dişleri çıkıyor. Bakın.
Buradan sadece düz örüyorum. Biraz sizi ilk başta zorlayacaktır. İlk sırayı yaptıktan sonra çok kolay olacaktır. Evet, şimdi tamamen sıramızı bitirdik. Düz şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ördük. Bundan sonrası hep düz öreceğiz. Arkaya da önü de düz şekilde öreceğiz. Haroşa yapacağız. Haroşa, bakın burada ben kaç diş yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diş yapmışım. 6 diş olana kadar, evet, 6 diş olana kadar örüp daha sonra da kapatıyoruz. Ben 6 diş örüp tekrar size anlatmaya devam edeyim. Evet, şimdi beremizi tamamen bitirdim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dıştan baktığımızda 6 tane haroşa yaptım. Haroşayı tamamen kestim. Son kesmeleri bitirmeden kesmeyi de size göstermek istedim. İlmeğimiz, şişimizde bir tane örüyoruz. Bir öncekini öndekinin üstüne atlatıyoruz. Bakın. Bir tane haroşadan örüyoruz. Örüyoruz. Bakın. Öncekini üzerinden atlatıyoruz. Evet. Yine örüyorum. Öncekini üstünden atlatıyorum. Aynı şekilde tamamen hepsini kesiyorum. 5 haroşa olduktan, 6 haroşa olduktan sonra 6 sıra, 6 diş. 6 diş haroşa olması için 12 sıra örmeniz gerekiyor. Unutmayalım. Evet, şimdi artık ipimizi keselim. Son olarak bir tane de aradan geçirip bitirelim. Artık kalanı içinden yürütmemiz gerekiyor. İpi yürütüyoruz. Zaten haroşa da çok kolay kaybolur. Bakın. Diş aralarından yürütüyoruz. Diş aralarından yürütüyoruz. Belli bile olmuyor sırayla. Bakın. Görünmüyor bile. Evet, bunu da kesiyoruz. Son şurada iki tane kalan iplerimiz var. Bunu da temizliyoruz. Evet. Tamamen bunu da bitirince, evet, bu da bitti. Bunu da kesiyoruz. Bakın, hiç belli değil. Son ipimiz boyun tarafında kalan ipimiz. Bunu da yaptıktan sonra bitmiş oluyor. Çok güzel bir bereydi. Umarım güzel anlatmışımdır. Güzel dikebilirsiniz. Bir sonrakinde bere yapacağız. Pardon, bere diyorum. Bandana yapalım. İpimiz kalırsa daha sonrasında da bir yaş patiği yapmak istiyorum.
Bakın bir ipten kalanımız, neredeyse yarım yumağımız kalmıştır. Bitti. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer ki videoların devamını izlemek merak ediyorsanız, izlemek istiyorsanız abone ol butonunun yanında bir zil kutucuğu var. Ona da tıklamayı unutmayın. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar gösterelim. Hayırlı günler diliyorum size.